Merhabalar, bugün sizlerle birlikte Ramazan tariflerine devam ediyoruz. Bugün menümüzde pilav var. Etli, sebzeli bir pilav yapacağız. Şimdi hemen başlamak istiyorum. Pilavımda basmati pirinci kullanacağım. İçerisine havuç, soğan, dereotumuz var, etimiz var. Yaklaşık olarak 500 gram kadar kuzu, kuşbaşımız var. Farklı olarak içerisine tel kadayıf kullanacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Derin bir tencereye 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyoruz. 500 gram kuzu kuşbaşı. Etlerimi pişirdikten sonra üzerine soğanları alacağım. Şimdi sotelemeye bırakıyorum. Etlerimizi şöyle pişirdim. Üzerine soğanlarımızı koyuyorum. Küp küp doğramanız yeterli olacaktır. Soğanlarımı da kavurduktan sonra üzerine havuçlarımı ekleyeceğim. Havuçlarımı da küp küp doğradım. Şöyle. Soğanlarımız da kendini bıraktı. Şimdi havuçlarımızı ekliyorum. Üzerine de 2 su bardağı kadar sıcak su ekleyeceğim. Tuz, karabiber ilave edeceğim. Havuçlarım yumuşadıktan sonra pirinçlerimizi ekleyeceğiz. Havuçlarımız da pişti. Şimdi üzerine basmati pirincini ekliyoruz. 2 su bardağı kadar pirincimiz var. Önceden güzelce yıkadım. Tamamen nişastasından ayırdım. Şöyle. Etimizin kendi suyu olduğu için herhangi bir et suyu ilave etmeyeceğim. 2 su bardağı suyumu ilave ettim. Tekrar üzerine tuz dökeceğim. Şöyle. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da tereyağı ilave ettim. Üzerine 1 adet de defne yaprağı koyup pilavımı kısık ateşte pişireceğim. Diğer bir yandan 1 yemek kaşığı tereyağı koydum. Kadayıflarımızı ekliyoruz. Pilavımız demlendi. Şimdi sunuma geçiyoruz. Şöyle sırasıyla göstereceğim. Tane tane pişti. Tereyağı ile birlikte kadayıf kavurmuştuk. Şimdi onları şu şekilde kullanacağım. Şöyle sunum için. Bugün yapmış olduğumuz pilav aslında ana yemek niteliğinde bir tarif olduğu için ben bunu biraz daha fresh bir hale getirmek istedim. O yüzden şöyle yarım bağ kadar dereotunu ince kıyıp üzerine servise sunarken eklemek istiyorum. Şöyle. Pilavımızın son dokunuşunu dereotumuzu dökerek yapıyoruz. Şöyle. Üzerine. Kokusu da harika oldu. Pilavımız hazır. Servisi bu şekilde yaptım. Sizler de Ramazan tariflerinde farklı, dolu dolu, güzel masalar hazırladığınızda böyle bir tarif yapabilirsiniz. Pilavımı denemeyi, kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, hayırlı Ramazanlar.